işlemiştik arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Bunların önemli sınavlara çıkabilir. Bu haftaki dersimiz ise böyle soğutma ve iklimlendirme sistemleri, buzluk sistemleri. Onlara değineceğiz arkadaşlar. Buzluk sistemleri özellikle arkadaşlar gemilerde tamamen çakçı başının sorumluluğundadır. Buzluk sistemleri biliyorsunuz gemilerde etlik, balıklık, sebzelik gibi soğutulan yerler var. Bunları gerekli sıcaklıklarda tutmamızı sağlıyor. Bu etlik, balıklık olanlar -16, -20 gibi -16, -20 santigrat derece gibi sıcaklıklarda tutuluyor. Sebzelik ise 8-9 derecede tutuluyor arkadaşlar. Bunlar genelde kuzunun orada oluyor ve kilitli oluyor. Gerçi Beşiktaş Denizcilik'te kaptan bir şey demedikten sonra kilitli olmuyor bizim şeylerde. Diğer şirketlerde benim gördüğüm kilitli oluyor. Hani millet gelip orayı şey yapmasın diye. Böyle de bir şey var mesela. Şirketler arasında da farklar var. Benim gördüğüm mesela Beşiktaş'ta o koladır, o kektir, mektir hepsi açık arkadaşlar. Yani parayla satılmıyor. Açık isteyen istediği kadar alıp içip yiyor yani. Ama mesela diğer firmalarda benim gördüğüm, çalıştığım firmalarda isim vermeyeyim. Onlar parayla satılıyor. Ama Beşiktaş'ta mesela parayla satılmadığı için orada açıkta duruyor. Kimse böyle fazla fazla içmiyor mesela. Zaten duruyor orada. Ama parayla satıldığı zaman biraz daha şey mi oluyor ne? Herkes böyle şey oluyor yani. Böyle yemeklerde falan parayla satılan yerde o gazlı içecekler çıktığı zaman ne bileyim hemen bitiyor. Beşiktaş'ta orada açıkta duruyor. Kimse dokunmuyor bile. Böyle garip bir düzen var. İnsan olur böyle gözü gördüğünde zaten fazla almıyor. Siz de öyle büyük firmalarda çalışırsınız inşallah arkadaşlar. Mesela geçen sizin de bir üst döneminizden bir arkadaş aradı. Muzaffer Bardakçı diye ismi. Bir yerde işe giriyormuş şimdi. Ne kadar mutlu oldum ben yani açıkçası. Kıyım niyetim dedi, bir şey dedi. Sahil güvenlik de oldu, tam hatırlamıyorum. Çok çok mutlu oldum. Yani bizim mezun ettiğimiz bir arkadaşımız çok güzel bir yerde işe girmesi. Bizim de onda çok az da bir emeğimiz olsa, çok az da bir yön gösterebilirsek ne mutlu. İnşallah siz de arkadaşlar emin yerlerde işe girirsiniz. İlla ki herkes bir yerden ekmek yiyecek sonuçta. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Soğutma sistemlerine gelirsek. Soğutma sistemleri deyince başka ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Hocam kulerler. Değil bu kulerleri geçtik artık Abdullah. Geçtik mi hocam? Tamam hocam. Ben sadece onu anlıyorum da o yüzden kulerler deyip diyorum. Tabii o ilk akla gelen şeylerden biri de olabilir kuler sonuçta. Bu daha hocam, çok... yağlama sistemleri olabilir mi? Yok yok bu tamamen şey arkadaşlar. Hani ısıtma, havalandırma, soğutma gibi düşünün. Yani klima. Bu da soğutma sistemi değil, klima arkadaşlar. Air condition sistemi. İşte o dediğim gibi etlik, sebzelik gibi yerleri soğutan buzluk sistemleri. İşte yaşam mahallini soğutan air condition. Kontrol odasını soğutan air condition. Bu tip sistemler. Bu şimdi burada sıcak havalarda gemiyi nasıl soğutuyoruz? Sıcak havalarda gemiyi nasıl ısıtıyoruz? Ya da etlik, sebzelik gibi yerleri nasıl istenen sıcaklıklara tutuyoruz. Bunun çalışma prensipleri nedir? Yani bu hafta belki bu haftayı da sarkabilir, öbür haftayı da sarkabilir. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada sınav haftası ne zamandı? 7 ya da 8 diye biliyorum ben hocam ama. 8. hafta hocam. 16 Nisan mı aklımda kalmış benim? Yok 16 Nisan olamaz. 19 Nisan mı acaba? Bir dakika hemen maile bakayım. Dün geçen mail gelmişti bize. Hemen bir bakıyorum. 5 Nisan, 16 Nisan arası arkadaşlar. O haftalarda ders olup olmadığı daha şu an ben de bilmiyorum. Bir sorarım onu. Dediğim gibi sınavlarda nasıldı? Soruyu geçtiniz tekrar geri dönemiyorsunuz. Ona göre sınavları dikkatli yapın arkadaşlar. Ben o yüzden hep 30 dakika veriyordum. Bu sefer bakayım diğer arkadaşlar ne yapmış. Ona göre 35 dakika vermeye çalışacağım size. Test olduğu için. Çünkü bir tekrar bir dönme şansınız yok. Biraz zaman harcamanız gerekebilir her soru için. Biraz daha fazla.
Ben şey yapmayacağım. Ödev yapmayacağım arkadaşlar. %40 bize %60 final. Eski klasik düzen devam edecek. Böyle bakalım. Soğutma bir madde veya ortamdan ısı alma işlemidir arkadaşlar. Herhangi bir madde veya ortamın sıcaklık derecesini çevre sıcaklığının altına düşürmeye soğutmak denir. Çünkü çevre sıcaklığında olması bir maddeyi soğutma uygulamamız anlamına gelmez bir maddeye. Soğutma işlemi sırasında ısı soğutulan madde veya ortamdan ayrılıp sıcaklığı daha düşük olan başka bir madde veya ortama transfer olur. Aynı evimizdeki klimalar gibi arkadaşlar. Katı maddeler sıvı hale geçerken kendi özelliklerine bağlı olarak dışarıdan belli bir miktarda ısı alırlar. Söz konusu ısıya katı maddelerin ergin ve gizli ısısı denir. Buz kullanarak soğutma yaparken soğutma istediğimiz ortamın sıcaklığını 7 santigrat dereceye kadar düşebiliriz. Daha çok sıcaklığa vermek gerekirse buz içine tuz karıştırarak buzun erime sıcaklığını düşürmek gerekebilir. Sıvılar buharlaşırken çevrelerine ısı alırlar. Gemilerde buzluk makinelerin prensibi sıvının buharlaşması esasına dayanır. Sıvının normal sıcaklığındaki ısısına hassas. Isı bu durumda buharlaşmaya kadar verilen ısıya da gizli ısı denir. Sıvıların buharlaşmasıları bulundukları ortamın basıncına göre doğru orantılıdır. 100 derecede suyun atmosferik basınçta yani bir atmosferde buharlaşma noktasıdır. 0.5 barda su 82 derecede buharlaşır. Kapalı kazanda 10 barda su 185 santigrat derecede buharlaşır. Yani burada ne anlıyoruz? Basınç arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Suyun kaynama noktası da gördüğünüz gibi yükseliyor. Biz bu prensipten dolayı hatırlarsanız evaporatörde 45-50 derecede suyu buharlaştırıyorduk arkadaşlar. Basıncı düşürüp. Tuz kar ve buz içine karıştırılırsa tuz iyonları ile kar ve buz oluşturan su molekülü arasında bir bağ oluşur. Bu sırada gerekli olan bağ enerjisi karışımın kendisine alınır ve karışım soğumuş olur. Elde edilen soğuk karışım soğutulacak olan madde veya ortamla yan yana getirilirse soğutulacak olan madde ve ortamın ısı karışımı artar. Soğuma yani soğutma gerçekleştirilmiş olur arkadaşlar. Bazı katılar sıvı hali geçmeden direkt gaz haline geçebilirler. Bunun bir adı var arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Hani mesela buzu ısıttınız ne oldu? Su oldu değil mi? Hani su oldu. Suyu da ısıttınız ne oldu? Su buhar oldu, buharlaştı. Ne oldu? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçti. Ama bazı maddeler var ki hani direkt buzu ısıtıyorsunuz, direkt su buhar oluyor. Hiç su olmadan. O tip bunun terimsel adı yani bunun tanımı nedir bilen var mı? Süblimleşme mi? Aynen Talat, süblimleşme. Google'dan mı baktın biliyor muydun? Biliyordum hocam. Bu katı halden direkt gaz haline geçmesine arkadaşlar süblimleşme adı verilir. Bazı gazlar da sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçiyor. Böyle arkadaşlar süblimleşme. Burada yazıyormuş lan zaten. Böyle maddelerde süblime madde denir. Örneğin iyot ve katı karbondioksit yani kuru buz bunlara örnektir arkadaşlar. Bu maddeler buharlaşırken ısı almak zorundadırlar. Süblimleşme sırasında alınan ısıdan yararlanarak soğutma yapılabilir. Ancak gaz halinde karbondioksit katılaştırıcı tekrar kullanmak çok zor olduğundan sadece deneysel çalışmalarda kullanılır arkadaşlar. Burada da bir basit bir soğutma sistemi var. Şimdilik sadece elemanlarına dikkat etseniz yeterli. Neler varmış elemanlarımızda? Kompresör, filtre, evaporatör. Buradaki evaporatör şey değil arkadaşlar. Hani tuzlu sudan tatlı su yapan vardı ya makine. O değil. Ve kondenser. Birazdan bu sistemlere değineceğiz arkadaşlar. Nereden geliyor gaz, nereye gidiyor falan filan. Genel anlamda soğutulacak olan maddelerden ısı alarak onları soğutan maddeleri soğutucu akışkanlar denir. Soğutucu akışkanlar çevresindeki maddeleri doğrudan veya detaylı olarak soğuturlar. Soğutucu akışkanlarda arınan özellikler şunlardır. Soğutucu akışkan olarak arkadaşlar biz gemide genellikle çeşitli gazlar kullanıyoruz. O gazlara da değişik isimler verilmiş durumda. R22, R404, R104 gibi çeşitli adları var. Bizim gerek buzluk kompresörlerimizde gerek air condition ünitemizde
o hangi gazın kullanıldığı önemlidir. Eğer gazımız bittiyse o gerekli ekipmanın instruction manueline bakıp öyle gaz siparişi vermemiz gerekir arkadaşlar. Rastgele gaz siparişi vermemiz gerekir. Soğutucu akışkanlarda aranan özellikler nelermiş, onlara bakalım. Pozitif buharlaşma basıncı olmalıdır. Su buharının soğuk kısımlara katılaşarak işletme aksaklıklarına meydan vermesini önlemek için buharlaşma basıncının çevre basıncına bir miktar üzerinde olması gerekir. Düşük buharlaşma basıncı olmalıdır. Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır. Neymiş? Buharlaşma gizli ısısı ne kadar yüksek olursa sistemde o oranda gaz akışkan kullanılacaktır. Kimyasal olarak aktif olmamalıdır. Yani bu şey açısından önemli. Tesisat malzemesini etkilememeli. Yani sonuçta bu çeşitli malzemelerin içinden geçecek. O kondenserin neydi orada? Başka neler vardı? Bakalım. Evaporatörün, kondenserin orada çeşitli kılcal borular da var. Onların içinden geçecek. Onlara zarar vermemesi lazım arkadaşlar. Ki yoksa zarar verirse bir anlamı kalmaz. Aynı zamanda yağlama yanma özelliğinde değiştirmemesi gerekir. Yanıcı, kaplayıcı ve zehirli olmamalıdır. Kaçakların kolay tespitine imkan veren özellikler olmalıdır. Yani kaçak olduğu zaman gerek farklı bir koku, gerek farklı bir renk olarak bizi uyarabilmelidir arkadaşlar. Tabii bu kaçak için kullandığımız bazı yöntemler var. Onları da değineceğiz. Gemide özellikle arkadaşlar sürekli makinelerine girip çıktığınız zaman hem ses, hem sıcaklık, hem koku olarak bütün şeylerin duyu organlarımızı kullanarak makinelerdeki çeşitli arızaların erken tespitini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi biraz tecrübe işi, biraz zamanla oluyor. Sürekli makine dersine girip çıkıyorsunuz, atıyorum 2 ay sonra o ses size böyle farklı bir ses olduğu zaman direkt bir yerde bir şeyler duyuyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani hatta o sesi iyice araştırıp bulursanız daha spesifik olarak o ekipmanda bir sıkıntı olduğunu zaten anlıyorsunuz. Hatta kokudan, atıyorum bir sludge tankı hafiften çok doldu ya da taştı diyelim hafiften. Direkt o koku size o fanlar sayesinde sizi uyarıyor zaten arkadaşlar. Direkt anlıyorsunuz. Tabii dediğim gibi biraz gemideki çalışma zamanımız, gemide harcadığınız zaman attıktan sonra biraz daha gelişiyor. Siz ilk gittiğiniz zaman tabii ki anlayamazsınız ama stajınızın son zamanlarında bile bunları yavaş yavaş siz de anlayacaksınız. Zaten stajdayken benim size tavsiyem, sizden kimse zaten ilk başlarda iş beklemez. Böyle hani makine dairesinde gezerken, bakarken farklı bir ses duyduğunuz zaman, farklı bir koku ya da farklı, her zaman farklı bir sıcaklık, çok yüksek olabilir, daha düşük olabilir. Hemen gerek ikinci mühendis, gerek üçüncü mühendise onu söylemeniz, onu uyarmanız arkadaşlar. Bu olası bir ileride hem size zaman olarak büyük kar sağlayacaktır, hem de erkenden yaparsanız ileride daha çok uğraşmadan, aynı kanser gibi, kanser de erken teşhis olur, daha çabuk müdahale edersiniz. Aynı onun gibi düşünün arkadaşlar. Hastalığa ne kadar erken teşhis ederseniz o kadar tedavisi o kadar kolay olur, zamanı da o kadar az olur arkadaşlar. Ha ben mesela gezdiniz, teksiz varsınız, ses var mesela, atıyorum jeneratörün birinde bir ses var, çalışan jeneratörün. Aman bana ne ya, o ikinci uğraşsın, aman bana ne, üçüncü uğraşsın demeyin arkadaşlar. Onu çünkü gemide hepiniz yaşıyorsunuz. Dediğim gibi hastalığı ne kadar erken teşhis ederseniz çok daha az yoruyorsunuz diyeyim. Isı geçirgen yüksek olmalıdır, dielektrik olmalıdır. Düşük donma derecesi sıcaklığı olmalıdır. Yüksek kritik sıcaklığı olmalıdır. Özgül hacmi küçük olmalıdır. Viskozitesi düşük olmalıdır. Bunlar neydi? Soğutucu elemanın özellikleri. Atmosfer basıncında düşük sıcaklık derecesinde buharlaşabilmelidir. Yoğunlaşma basıncı yüksek olmamalı. Yoğunlaşma sıcaklığı yüksek olmalıdır. Soğutucu sistemi buharlama etkilememelidir. Demin de bahsettik. Aktif kimyasal özellikleri olmamalıdır. Sistemde akarken kimyasal yapısı bozulmamalıdır. Kompresördeki makine yağ özelliğini değiştirmemelidir. Kompresörlerde arkadaşlar yağlar var. Zehirleyici olmamalıdır. Küçük kapasiteli bir kompresörün kullanımına elverişli olmalıdır. Bu şey derler, duyan var bilmiyorum. Hani taşınma esnasında
ya da ilk defa buzdolabı aldınız, eve getirdiniz. İlk gün çalıştırmayın derler. Hiç böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu? Taşındınız bugün diyelim. Ona o gün çalıştırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Eşya taşındıktan sonra evet hocam öyle diyorlar genelde. Nasıl Abdullah? Evet hocam, eşya taşındıktan sonra buzdolabını öyle diyorlar. Çalıştırmayın diyorlar. Beklesin diyorlar. Tamam Abdullah, bunu bir araştırsana sen bakalım. Haftaya bir anlat bakalım ne oluyormuş, nasıl oluyormuş. Hocam ben bir tahmin söyleyeyim mi? Söyle bana. O içindeki gaz veyahut da sıvı var ya. Hı-hı. Eğer sızıntı yapabiliyorsa bir yerden veyahut da çıkıyorsa, boşalmışsa o anlaşılıyordur. O yüzden çalıştırmıyorlardır. Makine yazarak gördüm. Makinenin motoruna soğutucusu şey gördüğü için, aktığı için. Anladım. Tamam. Abdullah sen bir bak ona Google'dan. Tamam hocam, ben ikinci derse kadar bunu halletmiş olurum. Yok, ikinci ders haftaya şey yaparsın. Ne acelesi yok. Tamam hocam. Gelelim arkadaşlar. Soğutucu akışkanlara. Pek çok türden soğutucu akışkan vardır. Bunların birçoğu çeşitli işletme şartlarına ve gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde özellikle geliştirilmişlerdir. Bazı soğutucu akışkanlar karışık kimyasal yapıya sahiptir ve genelde ne demiştim arkadaşlar? R arkadaşlar neden de refrigerator denir. Yani soğutucu. Onun baş harfi gibi düşünün. R harfiyle başlayan soğutucu akışkan sınıflandırma numaralarıyla sembolize edilirler. Çok kullanılan bazı soğutucu akışkanların sınıflandırma numaralarının bazı sınıf özellikleri burada verilmiş arkadaşlar. Burada da birkaç dediğim gibi gerek buzluk sistemlerinde gerek air condition ünitelerinde kullanmış olduğumuz bazı gazları ve bu gazların özelliklerini burada görmeniz mümkün. Ben bunlara değinmeyeceğim. Çünkü çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ben 8 yıl çalıştım. Yaşadım. 8 yıl gemileri çalıştım arkadaşlar. Bu gazların şeyine hiç bakmadım açıkçası. Sadece gaz eksildiği zaman uygun gazla sistemi doldurduk. Arabalardaki klima, hani bazen görürsünüz sanayide de klimaya gaz doldurulur gibi. Aynı arkadaşlar. R134 ayrı bir gemide kullanmıştık. Bak şimdi görünce hatırladım. R404'ü kullanmıştık bir gemide. İşte tamamen üretici firmanın işte seçmiş olduğu gaz türü. Böyle tüplerle arkadaşlar gemiye transferi sağlanır. Bu tüplerin de universal dediğimiz uluslararası bağlantı hortumları vardır, sızdırmaz. Bir hortum bu tarafa, diğer hortum diğer tarafa koyduğunuz zaman buzluk sisteminde, buzluk kompresöründe oradan oraya transferini sağlamış olursunuz. Hatta bir şeyi soğutmak istediğiniz zaman da, hani çok, bu tabii biraz nasıl diyeyim, mesela biz bir ana makinenin main starting valve'ı vardı. Main starting valve'ın içinde de arkadaşlar air piston diye bir piston var. Piston içine sıkışmış böyle. Onu çıkaramamıştık. Biraz soğutmamız gerekiyordu. Bu gazlardan yardım alarak onu biraz soğutup rahatlıkla çıkarmıştık. Tabii soğutma miktarını diyorum. Çok çok gazı basarsanız oradaki o metal malzemeyi de çatlattırabilirsiniz. Onu biraz az deneyelim'i çıkartmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tüplerle geliyor yine. Bu tüplerde zaten boş olanları da şirkete haber vererek onların bilgisi dahilinde tekrar geri veriyorsunuz. Bunlar geri kullanılabilir. Depozitörü tüpler gibi düşünün. Buradaki bu şeyleri geçiyorum arkadaşlar. Sizin ileride belki bu tür firmalarda çalışırsanız lazım olabilir de şu an ben şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece başında R olduğu zaman bilin ki bu bir soğutucu akışkan arkadaşlar. Diğerleri, yani bunlar ne demiş mesela? R152A. Ozon tahribatı nedeni olan ve sem etkisi çok düşük olan ısı pompalarında R12 ve R53 alternatif olarak kabul edilen bir gaz. Şimdi bu nasıl diyeyim? Gereksiz. Ya gereksiz değil tabii. Bu işte uğraşırsanız şey. Ama şu an sizin için çok çok lüks diyeyim bu bilgiler. Çok kafanızın da bunlarla dolmasına gerek yok arkadaşlar. Sınavları sadece bunların
Yani V404 değil mi? Bak, bilin ki soğutacak kısım. Bunun soğutacak kısım olduğunu bilin. Benim için yeterli arkadaşlar. Gerisi bu diğer bilgiler şu an için önemli değil. Burada da tüplünün renkleri var arkadaşlar. Bu tüplerin de renkleri ayrı ayrı. Ona göre de şey yapılıyor. Gördüğünüz gibi R22 neymiş? Yeşil. R11 turuncu. R134A mavi. R410A pembe. Öyle de çeşitli renkler var. Hani nasıl hatırlarsanız gemide de devre renkleri vardı. Yeşil renk hangi devreyi anlatıyordu bize? Arkadaşlar. Geçen dönem işlemiştik gemi yardımcı makineleri bir dersinde. Hocam deniz suyu mu? Aynen deniz suyu. Mavi renk. O da tatlı su galiba. Aynen. Sarı. Sarı yağ. Bu tarz şeyler var arkadaşlar. Aynı bunun gibi bu tüplerde de böyle renkleri var. Ne demiştim? Bu tüplerde kaçaklar sistemin genelinde kaçaklar olabiliyor. Bunu da zaten kaçak olup olmadığını sürekli gaz azaltıyorsa ve verimli soğutma sağlamıyorsa, verimli soğutma sağlamamasının sebebi gazın azalması ise bilin ki bir yerde bir kaçağınız var arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey bilgi vereyim size, pratik bir bilgi. Kış aylarında tamamen eğilmişsin. Abdullah su mu istiyorsun, kadın mı? Evet hocam, kusura bakmayın. Oğlum annemden ne istiyorsun? Gidip alsana sen kendin. Hocam dersteyim. Oğlum vereyim mi size bari? Verseniz değil mi? Anneyim. Annelerimizi severim her zaman arkadaşlar. Hocam bugün niye erken başlattınız ya? Ben... Nasıl? Saat 10'da başlatmışsınız dersin. Yo, 10-20 geçe başladık. Linke 10.60'tınız da. Ya ben linki biraz erken yazıyorum, biraz geç şey yapıyorum. Ama ders saatleri standart, Yusuf. Tamamdır hocam. Yani öyle şey, tam şey yapmıyorum. 10.20'ye 10 yazıyorum. Atıyorum 12'de bitecek ki 12.30 şey yapıyorum, atıyorum bunu. Anladım hocam, tamam. Teşekkürler. Önemli Yusuf. Atıyorum kış aylarında neye gerek yoktur? Yaşam mayının soğutulmasına gerek yoktur. Ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz? Air condition ünitesini tamamen kapatabiliriz arkadaşlar. Kapatacağımız zaman da gazın şey olmasını istemiyoruz. Tabii ki bir yerlerde kaçmasını, bütün sistemde olmasını da istemiyoruz. Gazı arkadaşlar kondenserde, bu tip durumlarda, böyle kapatma durumlarında kondenserde biriktiriyoruz arkadaşlar. Kondenser çıkış vanasını, valfini kapatıp üniteyi çalıştırdığımız zaman bütün gaz kondenserde toplanıyor. Bütün gazın toplandığından emin olduktan sonra da bu sefer kondenserin giriş valfini de kapatıyoruz. Böylelikle bir dahaki kullanıma kadar bütün gaz kondenserde tutulmuş oluyor. Oraya da bir işaret koyuyoruz arkadaşlar. O işaret sayesinde de gazın kondenserde hangi nerede durduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu da bir pratik bir yöntem. Bir 10 dakika sonra devam edelim isterseniz. Olur hocam. Onda bir 10 dakika sonra devam edelim arkadaşlar. Yine aynı linkten mi gireceğiz hocam? Aynı link, evet. Tamamdır hocam.